Okuyorum uygulamasını indirip açtığımızda ya da online olarak kullandığımızda ya da telefondan, tabletten açtığımızda ilk olarak ekrana burada göründüğü gibi geliyor. Burada birinci grup sesler, ikinci grup sesler, üçüncü grup sesler bu şekilde. Şimdi bir burada genelde şöyle sorular oluyor. Nasıl kullanacağız? Hangi etkinliğe nasıl erişeceğiz? Şimdi burada ben M sesi üzerinde anlatacağım. Çünkü M sesinde tüm etkinlikler var. Aslında ikinci gruptaki seslerde tüm etkinlikler bulunmakta. Sadece A sesinde daha az etkinlik var. Şimdi harfi tanıma, birinci etkinliğimiz harfi tanıma. Harfi tanıma oyunu ikincisi. Üçüncüsü de harfi tanıma oyunu. Yazma, küçük harfi yazma, büyük harfi yazma. İşte hece kelime oluşturma en önemli etkinliklerden birisi. Öğrencilerin okumayı öğrenirken en fazla kullanabileceği etkinliklerden birisi. E, M. Evet. Burada etkileşimli bir şekilde öğrenci istediğinde at, durdurup ma, atma veya otomatik bir şekilde de yürütülebilir. Ma. Yine hece kelime okuma etkinliği de çok güzel. Bunu böyle kaydırıp istediği kelimeye gelebilir. Meltem, meltem. Ya da otomatik bir şekilde okuyabilir. E. Yine buradaki e. Bu. M. Evet. Devam ediyoruz. Ritmik okuma, cümle okuma, metin okuma. Yarışmalarda böyle karşılıklı düello olur. Şeklinde yarışmalardan birisi hızlı okuma, işte halat çekme çok öğrencilerin çok sevdiği yarışmalardan, oyunlardan birisi. Araba oyunu, elma toplama oyunu, yine ezbere yazma, kamyon oyunu, resimli dikte, futbol oyunu, yarışma, şut atma oyunu, hızlı okuma süreli, baloncuk hızlı okuma, kelime bağlama oyunu, kelime tahmin oyunu. İşte öğrencilere kalemlik. Böyle tahmin ederek kelimenin tamamını buluyoruz. Evet. İşte tavşan oyunu, hece çarkı, kelime bulmaca. Evet. Elma, Emre. Basket atma, hece treni, resimli bulmaca, ezbere yazma, dikte bu da, yap boz, eksik olanı bul, bul düzenle. Toplam 32 tane oyun ve etkinlikten oluşuyor. Sadece A sesinde biraz daha az. Bir de ilk grupta cümle ve kelimele, cümle okuma ve metin okuma olmadığı için ilk grupta etkinlikler birazcık daha az. Ama yine de burada da 30 tane etkinlik bulunmakta örneğin L sesinde. Bu okuma yazma bölümü, çizgi çalışmalar ise yan sekmede. Buna dokunduğumuzda çizgi çalışmalarına erişebiliriz buradan, buradaki butonlardan. Matematik bölümü, rakamları yazma, ritmik sayma, örüntüler, uzunlukları ölçme, doğal sayılar, toplama işlemi, çıkarma işlemi, bütün bunlar etkileşimli etkinlikler var bunlarda. Yine birinci sınıfta kullanabilirsiniz. Bütün bunların hepsi bir uygulamanın içinde. İkinci dönem için Türkçe. Burada hızlı okuma çalışmaları var. Özellikle okumayı öğrendikten sonra öğrenciler yavaş okur. Bunu hızlandırmak için çok etkili, çok güzel etkinliklerimiz var. İnceleyebilirsiniz. İşte serbest okuma metinleri, okuduğunu anlama, olayları sıralama, dil bilgisi falan. Bir de dikkat zeka bölümü var. Burada ise özellikle öğrencilerin yani zekalarını geliştirmeye yönelik veya işte zihinsel olarak güçlendirmek için etkinlikler var. İşte yap boz, sudoku, işte burada nesnelerle sudoku var, rakamlarla sudoku. Boncuk dizme çok etkili bir oyun. Öğrencilerin çok severek oynadığı oyunlardan birisi. Hafıza kartları, kaydır diz yine böyle çok güzel bir oyun. Bir öğretmen araçları var. Öğretmen araçları sadece akıllı tahtada açılabiliyor. Burada da okuyorum etkinliklerinin tamamı PDF olarak var. İşte burada dijital tahta defter,
Burada hece oluşturma aracı var. Yine hece kelime oluşturma aracı var. Genel olarak okuyorum etkinlikleri bu şekilde.